kitaplara birinci olarak, birinci olarak kalka bakılmışsa görünürler ulema kisvesine, bilgin kisvesine, maksudan ulema ile misal olarak bu kadar güzel arkadaşlık olmaz derecede. Sultan ulema üçüncü yıllardan, üçüncü yıllara ne zaman sordu Cenab-ı Hak, ben kimim? Onlar şerbetiydi başları, dönüp dediler ki, ya Rab senin emrin olmadan biz başımızı kaldırmıyoruz. Senin emrinden konuşuruz, senin emrinden yürürüz, senin emrinden yaşarız. Senin dışında anlıyorsun, bizde hiçbir şey yoktur, hep sen varsın. Şimdi bu halde Sultan Ulema, bu halde olduğu için bu isim de sonradan aldı. Sultan Ulema, önce Hazreti Muhammed, ikinci cihan serveri, bütün ulemaların rüyasında görüldü. Bahattin Veled'i imamiyete çıkardı, kendisi onun arkasında namaz kıldı. Namaz kıldıktan sonra bütün ulemalar rüyalarında gördükten sonra 40 küsur ulema sabah namazından sonra Bahattin Veled'e tebrik ettiler. Sen bugünden sonra sultanın ulemasın, bütün ulemaların sultanı. Resulullah senin arkanda namaz kıldı. Şimdi bu cemaat arkadaşı 70 senelik. İyi ama Sultan Ulema Hazretleri bunun hiç alemini araştırmamış. Kalmışlar diş sevgide, diş sevgide. Hatta o birinci ruh diyor, şimdi üçüncü ruha. Bir gün diyor, hakkın rahmetine ulaşırsın diyor. İsterim diyor, ya Sultanın ulema, sen benim cenazemi kılasın. Sultan ulema da dönüp diyor ki, Allah gecinden versin. Dün geliyor, vefat ediyor. Kaliler Musala taşına geliyor Sultan Ulema, tebrik çıkıyor. Gayıptan ses, kılma bunun cenazesini. Sultan Ulema duraklıyor, Allah 70 senelik arkadaşım. Bunun kılınması cenazesi kimin kılınacak? Bunu geçirirken aklına, bu bir hayaldir diyor. Tekrar anlıyorsun. Tekbir çekeyim. Yine kılma hitap ediyor. Üçüncü sefer tekbir çekeyim. El vuruluyor omuzuna. Evle sert kayıptan, itili saptan. Başkasını geçiriyor İmam Mehmet'e başlıyor ağlamaya. Neyse. İsmet gideyim. Hizmet bittikten sonra kalkıp almışsın. Sultan Ulema evine gidiyor. Hoş geldin. Halvete kapanıyor. Saç sakala karışıyor. Çekici aradan. Mevlana izin isteye annesini. Babasını görsün. Annesi de müsaade ediyor. Biri içeri. Efendi baba diyor. Bu hal ne? Kalkıp Sultan Ulema anlatıyor. O el ne vurulduysa kayıptan diyor senin omuzuna, o el benim elim değil. Nasıl olur senin elin dedi. Allah benden işledi. O kişinin müsaade etmedi namazını kılasın. Geldi annesi, çıkardı arkasını, şeyini koydu efendi. Merdan Hanım dedi. Doğru musun? Dedi, doğrusun da.
πάρουμε απλά λέρες και πήρουμε λαούλια. Ναι, δεν είναι αυτό που λέτε. Έφυγε ο παπάτης. Δεν σανά. Μιλούς όρους και μπρούλα κάποιες σήμερα. Σε μπρούλους τα μπούσκες. Μιλούν γυρού άνταρ παραδείμαστε, μάνλαχτα. Δεν τα μιλούν γυρού άλλαχτα. Sorduğu zaman ben kimim? Bir önce ruh Allah'a dedi, sen sensin, ben benim. Yani Allah'a benlikle çıktı. İkinci ruha sordu, ikinci ruh dedi, Allah'ım dedi, kudret sahibi sensin, biz seni unuttuk. Beynine yüz tuttuk, malına, mülküne, yarattıklarına, onlara meyillendik diyor, anladık ki boş, sana dönüş yaptık, onlar bizdiriz. İnşallah dönüş yaptılar, zantalar yaptık, bilerek, bilmeyerek, temizlenmek istiyoruz. O da kabul etti. Beni sıfatına kadar da çıkarıyor, kendini veriyor Allah. Üçüncü ruhlar ki, üçüncü ruhlar diyor, başları şezde değildi bunların. Allah yine soruyor, ben kimim? O da diyor, diyor ki, senin emrin olmadan bizim başımız yerden kalkmaz. Senin emrin olmadan dilimiz konuşmaz, yüzümüz görmez, ayağımız yürümez, elimiz tutmaz. Her şey sana ait Allah. İşte bunlar dedi, evliyalar, peygamberler. Doğuştan teslim etti. Şimdi bu zat dedi, çok sevmişsin sen dedi, 70 sene. Bu namazlarını kıldıktan sonra içinden seslenirdi yaratıcıya. Allah'ım nerede? İbadetleri yaptım, sana karşı hiçbir borcum yok. Bu söz dedi, hem benlik dedi. İşte bu yüzden dedi, seni dedi, birinci ruha tekbir çekmene müsaade etmedim. İşte koca Sultan Süleyman, abla hanımın müminin yanına, sevgili eşim dedi, bir gün gelecek dedi, ben bu alemden güçleşeceğim. Gün gelecek, yol kalacak Celaleddin'e. Celaleddin dedi, çok yol alacak. Bu hakkın rahmetine oğlum. Yürümeye yola çıktığın zaman vasiyet edersen sevdiklerine seni benim yanıma getirmesinler. Başka bir yere defnetsinler. Merak etme baba dedi, vasiyetini yerine getireceğim dedi. İster misin gün geldi, Cenab-ı Mevlana, Hakk'a rahmetine ulaşık ile Sultan Melek Hazretleri'ne, Hüsamettin Çelebi'ye, ben dedi, bu alemden güç ettikten sonra benim babamın yanına defnedirsiniz. Şimdi keramet yaratacak. Evlatlarına, Müslümanlar, ben kimim, o kimler? Babası bu kadar güzel anılıyor. Getirdiler Cenab-ı Hakk'ı, türbe isabete, nazarına kazmışlar. Tam çıkarılar, tabuttan bırakacaklar nazara. Sultan Süleyman'ın kubbeyi kalktı ayağa. Selama durdu oğlum. İşte Mevlana hal diliyle konuşuyor. Arif dedeler var yanlarında. Yüzleri açık. Her şeyi görüyorlar. Dönüp diyor. Şefkatli babam diyor. Rahat buyur diyor,
sen benim ebeveynimsin. Sen olmasaydın bu beden dünyaya varlığını göstermezdi. Bozma rahatını. Babası da diyor, dünya durdukça diyor, ben sana diyor, kıyamda duracağım demedim mi gelme. Düşünceler nasıl oluyor bu işler? Şimdi diyor, bu akıllar alması için baba albay rütbesinde yok da yürüyor. Mevlana da paşa rütbesinde. Şimdi yolda karşılaşsalar kim kime selam alır? Albay alır paşa. İşte baba saldı selam.